بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عزيز جماعة المسلمين محترم إمام دامنامز قارئ كلامز رمضان كريم بلان tabrik qilgan holda so'zimni boshlashga ijozat bergaysiz. Allohu subhanahu va taolo bu oyni butun olamga o'zi bilan birga tinchlik, xotirjamlik, barokat olib kelgan oy bo'lmog'ini, shunaqa oy qilmog'ini o'zi nasib etsin. Undan u zotdan so'rab qolamiz. Amin ya robbal alamin. Ramazon kelganda o'zining har yilgi fayzi va barakasidan kelishligini har birimiz yaxshi tushunamiz. Chunki har birimiz uni his qilamiz. Har birimizning hayotimizda, kundalik turmushimizda, uyda dasturxonimiz tepasida, bolalarimiz davrasida, yurish-turishimizda Ramazon-i Karimning barakasi bo'layotganligini albatta farqiga boramiz. Alloh taolo ana shunday buyuk oyni aslida birodarlar bizni ochlik bilan azoblash uchun yuborgani yo'q. Bizni och qolishga majburlab farz qilgani yo'q. Aslida Ramazon-i Karim mu'min musulmonlarga yordamchi oydir. Ramazon-i Karim mu'min musulmonlarga najotkor omildagi Parvardigor olamning marhamatlaridan biridir. Mulla Ali al-Qori rahmatullohi alayh Ramazon haqidagi hadislarni sharh qilar ekanlar. Ramazon-i Karimda shayton kishanlanishligining bitta ko'rinishi deydilar. Odatda farz bo'lgan, zimmaga farz bo'lgan, farzi ayn bo'lgan 5 vaqt namozga kelmaydigan musulmonlar nafil namoz uchun yana soatlab xatmi Qur'onlarga turish kerak tarovihda. To'da-to'da bo'lib, jamoa-jamoa bo'lib masjidga oqishini ko'rsangiz, Ramazonda. Ramazon-i Karimda shaytonlar kishanlanishining aniq bir misolini ko'rasiz deydilar. Shayton nima uchun kishanlanadi Ramazon-i Karimda? Alloh subhanahu va taoloning mehribonchiligi, azbaroyi adolati. Bandalarni bir dushman qarshisida qoldirish, ikki dushman qarshisida emas. Biz nafsimiz bilan yakkama-yakka qolamiz. Shayton bir chetga o'tib kishanlanadi. Mana shu bir oy davomida nafsimizni qiynaymiz, uni o'rganamiz, u bilan gaplashamiz, tortishamiz, urushamiz, so'kishamiz kerak bo'lsa nafsimiz bilan. Nima qilsak qilamizki, bir oydan chiqqanda, Ramazondan chiqqanda nafsimizni jilovlagan holda chiqishimiz kerak. Ba'zan tasavvuf suhbatlari yoki tariqat haqida mavzu ochilganda odamlar orasida uni qabul qilmaslik, e'tiroz bildirish, yoqmaslik holatlari kuzatiladi. Nima uchun shunaqa bo'larkin deb o'ylab ko'rsak, tasavvuf tariqat, ya'ni ziyoda ibodatlarga chaqiriq uslubi bo'lgan bu yo'l nafsimizga og'ir kelar ekan. Nafsimiz malollanadi o'sha narsadan. Shuning uchun inson o'zi nafsi o'rganib qolgan o'zining komfort doirasidan chiqish kelmaydi. Va masalan, bomdod namoziga ertalab qishning sovuq kunlarida uyg'onish. Bomdodga uyg'onish bir amal. Ammo bomdodni jamoat bilan masjidda o'qish uchun qish kunlari sovuq tunlarda masjidga chiqish alohida bir amal. Nafsga bu narsa og'ir keladi. Ammo aynan mana shu narsalardan biz nafsni bo'ysundirishga harakat qilamiz. Bugungi mavzumiz qisqacha siz azizlar bilan nafsni jilovlash yo'lidagi usullardan biri, kerak bo'lsa balki asosi ham desak bo'ladi, bu axloq haqida gaplashamiz, xulqlar haqida gaplashamiz. Mashoyihlar axloqni dinning yarmi deydilar. Hatto uning dinning hammasi ham deganlar. Kimdir axloqda sendan o'tib ketgan bo'lsa, bilginki u dinda ham sendan o'tgandir deydilar. Imom Rog'ib Asbahoniy xulq bilan xalq so'zlari aslida bir xil deydi. Bitta so'z.
Fakat adamlar taşkı hayatke, şekilge, taşkı kurunuş hayatke, haybetke halk deb organı koyanlar. Onu nazar bilen görüşedir. Taşkı kurunuşu köz bilen görüşedir. İçki halatke, maneviyatige, onun ferasatige, onun diyanatige xulq deb o'rganib qolganlar. Xulqni esa basirat bilan, qalb ko'z bilan ko'rasiz. Aslida ikkalasi bitta so'z deyapti. Xalq va xulq, ammo ishlatishda odamlar ikki xil ishlatib ketganlar deydi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning bir hadislarini eslaymiz. U zot aytadilarki, "Innama bu'istu li utammima bi makarimil axloqi." Men karamlik xulqlarni mukammal qilish uchun yuborildim deganlar. Endi bu cümleni şahlayan halde çüneylik. Nima deyaptılar o zat? Peygamber kılıp yubarıldım. Peygamber bugün de hem ahir zaman peygamberi. Bütün peygamberlerinin afzali ve hatemi kılıp yubarılgenler o zat. Peygamber kılıp yubarılışlığının sebebi deyaptılar. Keremlik hulklarını payda kılışmaz. Ahlak İslam'dan evvelen bugün. Yani insan var hulk buladı. O'sha karamlik axloqlarni tamomiga yetkazish uchun deganlar, yuborildim deganlar. Mukammal qilish uchun yuborildim deganlar. Ha, inson bor ekan birodarlar, inson jamiyat qurib yashar ekan, jamiyat axloqi shakllanadi. Bunga misollar keltirib o'taman hozir. Masalan, eslaylik, islom zuhur bo'lgan mahal, Makka hayoti, mushriklarning holati. Abu Jahl bir kuni Abu Bakr'ın kızları Asma'nın yüzüge bir şapalak koyadı. Sonra keçkeçe yerini yürüdü. Hiç kim bilmezsin bu işini keçiresen ey Asma. Otenge aitme, kavmin bilmezsin. Araplar beni malamet kıladı. Ayol kişiye kul kurtardı deyip yerini yürüdü. İslam yok idi. İslam yok idi hali. Ular da. Lekin rüculat hulku var idi. Erkekli hulku var idi. Erkek kişi, ayol kişiye kol kurtarıp dedi, beni malamat kıladı yaptı Ebu Cehil. Yani yine bir misal. Peygamber Aleyhisselam'ın cismanen yok kılış için müşrikler kilişedi. Ebu Cehil başlık. Her bir kavimden bittiden vakil gelip uzaklı üyelerine uğravarışadı. Bamdat'a, meçitke çıkanları da, yani Bamdat'a dedik, teşkarge çıkanları, onda meçit yoktu ki Mekke'de. Haram barıydı fakat. Teşkarge çıkanları da onu öldüremizi kütürüşedi. Ama Allah Teala onlara imkan vermedi. Peygamber Aleyhisselam çıkıp onların başlarına tuprak saçıp ötüp getirdiler. Çünkü onların gözlerine Resulullah görünmediler. Ama şu keçesi paylaşılık durganlardı. Yaşlardan biri Ebu Cehil'e, Ebu Cehil değişmezdi onlar. Onu Ebu Hakem değişerdi. Ey Ebu Hakem, kelin bunu yetirip açıp tutturamaz mı Muhammed'le? Ondan göre üyünü devarıyla yıkıp bozup taşlayalık. Bırak öyle kurtulamaz bundan. Şunda Ebu Cehil dedi ki yok. Eğer biz onun üyünü büzsek, devarlarını yıktısak, ayollarını yine Muhammed'in avratı açılıp kaladı dedi. Kızları ayolları açılıp kaladı. Araplar ki gözümüzden açılmaydı bizde. Ayollarını avratını açtı dedi. Yani cahiliyet ve mahallede hem hur ayolunun avratı vardı. Hur ayollar başka rumal uğrardı. Kul çoğu ayollarda yine başka rumal bulmasıydı. Çoru ayollarının avratı, erkeğinin avratı diğerlik yakın idi. İslam çorulilikten onlarını alıp çıktı ki, onlarla mesela avrat meselesini takdim kılıp, Ebu Cehil etti ki, Araplar bizi malamat kıladı. Ayollarını, avratını açtı dedi. Bu bir misal bu. Ondan aldığını da vurdu karayım. Lut aleyhisselamın kavmi, kendi şakkaklıkta vardı, kendi bedbahlıkta yüz tuttu. Allah onlarını azabıya aldı, onlarını halak kıldı. Onlarda urçugan yaman illet ne miydi? Onlarda urçugan yaman illet bugün dünyanın teşrifi saptırgan illet. Hemimizde malum bugün illet. Ama birinci insaniyet tarihinde o kavmanı şu nesini başlayıp birgen idi. Lut'un üyüge mihmanlar gelişti. Farişteler. Yol yoluyken İbrahim Aleyhisselam'ın üyeleri toktaştı. Lut, İbrahim Aleyhisselam'ın ciyenleriydi. İbrahim Aleyhisselam'a oğullarının hoşçakalarını verip onlar Lut'un üyüge gelişti. Onların vazifesi var idi. Lut kavmini halak kılış gereğiydi. Yaş yigitler mihman bıktı Lut'un üyüge deyip gaptar kaldı.
ve bütün kavim erkekler yapırlık gelişti. Peygamberin üyünü uğra varıştı. Ey Lut deyip kışkırışı yaptı. Mehmanlarını bizge ber. Biz onlarla ayış kılmakçımız. Lut aleyhisselam bunlara yel ne yaptılar ki? Ey kavmim közlerini açınlar. Bunlar ahir mehman ki. Mehman güçünde yıkılasılar mı? Yok, unuşma yaptı. Lut aleyhisselam etiyordu ki kızlarım bana, kızlarım türüp duydu. Mehmanı teyinmeyinler. Yok, unuşma yaptı. Kendi onlar cüret kılışıyordu içki ekramız deyip Allah onlarına halak kıldı. Bana şu hulk, yaman yerdeki hulkını karayın. Yani yakşı hulkan var, yaman hulkan var. Cemiyet varken bunlar size buladı. Lut kavmi en yaman hulklarını hem en yamanı organişken idi. Yıllar öttü, zamanlar almıştı. İsimler özgerdi. Adamlar özgerdi. Kavimler, şehirler oranı almıştı. Su bulan cöyler çölge eylendi. Çöller dengizlerge eylendi. Çünkü özgürlük var. Minler yıllar öttü biraderler. Mümkün ondan beri 5000 yıl yakın öte yaptı Lut aleyhisselam da oradan beri. İbrahim aleyhisselam da oradan beri. 5000 yıl etrafında öte yaptı. Ama haligi hulklar özgürmedi. Yaman hulk çünkü asırlardan beri devam eti yaptı. Neme yaman hulk idi? Ular imamını bilişmedi. Peygamberini bilişmedi. Peygamberini yüklü bastırıp gelişi yaptı. Aslında peygamber onların üstazıydı ki. Her peygamber öz kavminin üstazı. Muhammed aleyhisselam ise fekaleyninin üstazı bu kegenler. İnsu cinnin kıyamet geçe üstazı bu yuvarılgenler. Lut aleyhisselam kavminin üstazıydı. Ama onlar üstazını bilişmedi. Ayollarını bilişmedi. Müşrikler raya kılırken ayaldı hakkıge Lut'nin kavmi raya kılışmadı. Mehmandı bilişmedi. Şunaka yaman ahlaklarga batken idi. Peygamber aleyhisselam ediyordular ki men endi keremlik kullarını mükemmel kılış için yuvarladım dediler. İslam zuhur bulup keremlik kullar toluk bayan kıp verildi.